Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en dikkat çekici özelliklerimi sıralıyorum. Topla dikkatleri, topla topla. İşte ilk özelliğim. Sabahları çok erken kalkarım. Örneğin bir seferinde o kadar erken kalktım ki işe giderken dolmuşta uyuyakaldım. Gözümü açtığımda Jüpiter'deydim. Kadıköy Jüpiter dolmuş attı. İkinci özelliğim. Düştüğümde hemen geri kalkarım. Örneğin şu kaplumbağa gibi debelenmem. En son sırt üstü yüzüyordum. Ben nasıl geldim buraya? Ne kara ne su kaplumbağası. Şaşkın hayvanların en babası. Üçüncü özelliğim. Paylaşmayı çok severim. Mesela şimdi apartman grubumuza paylaşım yapacağım. Paylaş, paylaş, paylaş. Komikli resim mi attı yoksa anlamlı söz mü yolladı? Apartman yöneticisi bu duruma ne diyecek? Az sonra. Komşumdan cevap geldi. Necati Bey, dürümcünüz benim zilimi çalıp duruyor ve bu dürüm benim hiç hoşuma gitmiyor. Komşunun kötü kelime oyunu canımızı sıktı. Vah vah. Dördüncü özelliğim. Sevdiklerimi sık sık ararım. Fil Necati canlı yayında kimi aradı? Belki annesini ya da köydeki ninesini. Az sonra. Alo, kebapçı Hilmi Usta. Yok, sipariş vermeyeceğim. Bir sesini duyayım dedim. Kebap aşkı böyle bir şey. Beşinci özelliğim. Televizyon izlerken abartılı tepkiler veririm. Bakalım nasıl abartacak. Abartı şov başlasın. Dünyaya kocaman bir göktaşı yaklaşıyor sayın seyirciler. Ne kadar mı büyük? Ben diyeyim karpuz kadar, siz deyin Necati'nin kafası kadar. Ne kadar abarsam da bu haber karşısında çok normal kalıyor. Kesin şaka programı bu. Sensin şaka. O zaman geldik altıncı özelliğime. Böyle durumlarda çok sakin kalırım. Panik yapın. Panik. Ünlü fenomen sakinliğiyle göz kamaştırsa da yayını en son fikolar terk eder. Bir dakika. Göktaşı Kadıköy Jüpiter dolmuş hattını arıyormuş sadece. Dünyaya düşmeyecekmiş. Hadi yine iyisiniz. Daha fazla saçmalamadan biz gidelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Panik yapıp buraya kadar geldim. Biraz da burada saçmalayacağım. Yoğurt dansına ne dersiniz? Haydi. Yoğurt. Urt. Yoğurt.